15 Temmuz e, tecrübesi AK Parti için yani siyaset, dini e, cemaatler, gruplar, tarikatlarla ilişkileri, ekonomi, siyaset, e, dini cemaatler, yapılarla ilişkilerinin yeniden e, ele alınması, değerlendirilmesi zorunluluğunu yarattı. Yani e, dolayısıyla imparatorluk tecrübesinden, ta orta çağdan bu yana, Dini grupların, cemaatlerin, tarikatların siyasetle, ekonomiyle ilişkileri bir formatta gelişti İmparatorluk tarihi içinde ve cumhuriyet tarihinde çok daha farklı ilişkilerle, farklı boyutlar kazanmıştı. Şimdi o bu FETÖ 15 Temmuz darbe teşebbüsü cemaatlerle, tarikatlarla siyaset, devlet, kamu hayatı arasındaki ilişkinin yeniden bakılması, tanzim edilmesi gerektiğine dair bir ihtiyaç ortaya çıkardı. Yani dini hayatın e, örgütlenmesi, özgürlüğü sonuna kadar AK Parti geleneğinin e, dini özgürlükler temelinde sonuna kadar savunduğu bir şey. Fakat e, buradaki yapılanmalarla bu yapılanmaların içerisinde mensup olanların kendi yeteneklerine, birikimlerine göre kamu hayatında pozisyon almaları eyvallah. Burada hiçbir sorun söz konusu olmaz. Fakat örgütlü olarak kamu hayatının içine bu yapıların girmeleri, yer almaları devlette eninde sonunda FETÖ benzeri sorunların ortaya çıkmasını mümkün kılabilir. Ve bu ordu meselesinde biliyorsunuz çok sıkça konuşuldu. Yani komutan kimden talimat alacak, işte kimlerden talimat aldıklarını gördük. İşte sivil imamlardan talimat alan generaller fotoğrafı <laughs> aslında bu meselenin, Hangi boyutlarda ortaya çıkabileceğine dair ciddi bir tecrübe ortaya koydu.